Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert, online fitness koçuyum. Aynı zamanda koçlara ve antrenörlere mentorluk yapmaktayım. Bugün sizlere her sabah tükettiğim kahvaltıda yapmış olduğum o kekten bahsedeceğim arkadaşlar. Çok sordunuz, hocam tarif ne, nasıl yapıyorsunuz, bilmem ne. Bana sürekli Instagram'dan yazdınız. Ben de bir küçük Reels videosu çektim. Bir tane de şimdi uzun versiyonunu çekeceğim. Arkadaşlar bunun formunu gerçekten tutturması zor. 3 yumurtayla yapıyorsun, olmuyor. Protein tozunu biraz 40 gram koyuyorsun, olmuyor. 2 ölçek katıyorsun. Olmuyor. Bunu çok harmanladım, denedim. En iyi formunu sizlerle buluşturacağım. Gerçekten böyle puf oluyor. Puf gibi oluyor. Ağızda pek dağıldığı söylenemez. Biraz böyle katı oluyor, sert oluyor. Çok doyurucu oluyor aynı zamanda. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi size bu formu göstereceğim. Nasıl yaptığımı, nasıl bir tarif geliştirdiğimi yavaş yavaş videonun içine zaten beraber yapacağız. Böyle gelelim isterseniz. Arkadaşlar ilk önce şimdi burada size malzemelerimizi göstereyim. Malzemelerimizde bir ölçek, iki ölçek whey protein var. Protein Ocean, whey protein. İki ölçek rice of cream, yani cream of rice pardon. Bundan olacak. Sonra bir kabartma tozu olacak. Ondan sonra 4 tane yumurta. Yarım bardakta su oldu mu bizim işimizi görür. Şimdi bundan başlıyorum ben. İlk önce bu toz formundakileri atıyorum, tamam mı? İlk önce toz formundaki atıyorum. İki ölçek. Birinciyi attık şöyle. İkinciyi güzelce atıyorum, tamam mı? Sonra bunu kapatıyorum abi. Ondan sonracığıma buradan iki ölçek alıyorum. Bir ölçek böyle attım. Bir ölçek de böyle attım. Ondan sonra onu kapadım, değil mi? Şimdi kabartma tozunu da alıyorum abi. Kabartma tozunu atıyorum. Kabartma tozunu en son değil. Başlarda koyuyoruz, tamam mı? Biraz da ortada dağıtıyoruz. Sıkıntı yok. Dağılsın. Bir şey olmaz. Toplarız. Arkadaşlar bunları böyle görüyorsunuz. Toz halinde. İlk önce toz halinde ya. İlk önce şimdi tozken bunları böyle bir güzel karıştırıyorum. Karıştırıyorum ki videoda topaklanmış. Video nereden çıktı ya? Şeyde yaparken topaklanmasın. Topaklanırsa kötü oluyor. İlk önce bu şekil böyle bir karıştırıyorum, tamam mı abi? Sonra bunun ortasını açıyorum. Bak şimdi şöyle biraz ortasını açıyorum ki şöyle yumurtalar şimdi oraya girecek, tamam mı? Şöyle ne olacak? Şöyle ne olacak? Böyle yumurtaları koyacağız içine, tamam mı? Güzel bir şekilde. Bak şimdi. Abi bana kızıyorsunuz. Kızmıyorsunuz da soruyorsunuz. Bunun yumurtaların sarısını nereye atıyorsun? İşte ne yapıyorsun? Arkadaşlar sarılarını maalesef ki çöpe atmak zorundayım. Çünkü daha önce annemle biz defalarca kez bunları pişirdik. Sokak hayvanlarına vermek istedik. Köpeğin önüne koyuyorsun, yemiyor. Pişiriyoruz, pencerenin önüne koyuyoruz. Kuşlar gelip kokluyorlar, yemiyorlar. Ondan sonracığıma biz çözüm bulamadık. Yani o yüzden sarısında da niye sarısını tüketmiyorsunuz diyeceksiniz. Sarısında çok şey var, yağ var ya. Kalorisi çok yüksek, yağ var. Bir de çok böyle sarısıyla tüketirseniz sivilcelenme yapabilir vücudunuzda. O yüzden ben şimdi iki sarılı, yani iki tam, iki tane de beyazını kullanacağım. Varsa öyle bir çözümünüz, abi sarısını şöyle yapsan daha iyi olur falan diyebileceğiniz, bana söyleyin abi, ben de sarısını dediğiniz gibi yapayım, yani değerlendireyim. Ama maalesef şu an çöpe atmak durumundayım. Arkadaşlar bunları da böyle yumurtaların beyazını ayırıyorum, tamam mı? Şimdi bunu da böyle koyacağım. Şimdi ikisinin beyazını ayırdım. Bir tane tam kırdım abi güzelce. Şimdi böyle kenara attım. Evet, güzelce kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları böyle kırdık, değil mi? Şimdi bunları güzelce ne çırpacağız arkadaşlar. Şöyle güzelce ne çırpacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Birazcık. Şimdi baktık biraz şey, bu katı gibi gözüküyor, tamam mı? Böyle çok kolay çırpılmıyor ya. Çok kolay çırpılmadığı için şöyle biraz su. Tamam mı? Çok az bir su attım şöyle. Şimdi bak, daha kolay çırpılacak. Bak şimdi seri seri abi, seri. Burada serilik çok önemli arkadaşlar. Şaka yapayım tabii ki. Serilik merilik önemli değil. Böyle yavaş yavaş. Benim bir ev arkadaşım vardı üniversitedeyken. Gelirdi çocuk yarım saat. Abi alırdı bunu böyle. Tamam, yarım saat çırpardı. Ben de dedim ki ya Yunus,
Oğlum manyak mısın diyordum. Ne yapıyorsun ya bu kadar çırpıyorsun. Kanka diyordu ben bunu çırparken bütün böyle derdimi tasamı unutuyorum. Düşünmüyorum diyordu. Sizler de böyle oturun. 10 dakika boyunca bunu karıştırın arkadaşlar. Önemli olan şöyle topak topak olmaması. Topak topak olmasın yeter ki, tamam mı? Şöyle karıştırın. Evet, güzel güzel karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet. Şöyle bakıyorum bak. Bak görüyor musun? Bak. 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 Arkadaşlar şu şey var ya bak, bu form, bunu yakalayamazsın ya. Her yerde bulamazsın bunu. Bak görüyor musun? Bunu her yerde bulamazsın baba. Şimdi bu pişecek birazdan. Görme, görme. Bu arada arkadaşlar ürünleri de göstereyim. Protein Ocean. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla yapabilirsiniz, tamam mı? Bak alternatiflerini de söyleyeceğim sizlere şimdi. Whey protein. Bu da fıstık ezmesi, üstüne sürüyorum, tamam mı? Alternatiflerini de söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bunların alternatifleri pirinç kreması var ya, Rise of Cream. Abi benim evde yok, alamıyorum. Hemen abi gidiyorsunuz. Piyale'nin pirinç unu var ya, pirinç ununu alıyorsunuz 10 lira. Onunla yapabilirsiniz. Aynı tadı veriyor mu? Vermiyor. Yalan yok. Aynı tadı vermiyor. Protein tozunun bir alternatifini bilmiyorum. Evinizde varsa herhangi bir protein tozu da kullanabilirsiniz. Ben bisküvisini kullanıyorum. Merton koduyla alabilirsiniz. %10 indirimli bir şekilde Protein Ocean sitesinden. Fıstık ezmesini alıyorum. Fıstık ezmesini de üstüne sürüyorum. Onun da alternatifi gene Bim'de, Şok'ta güzel fıstık ezmeleri var. Şekersiz var mı bilmiyorum da. Bu şeker olduğu için bunu tercih ediyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yumurta dediğimiz gibi yumurta koyacaksınız içine. Azıcık su yerine süt de koyabilirsiniz. Daha da güzel olur böyle. Daha güzel tat verir ama şimdilik sistem bu. Yani benim sistem bu arkadaşlar. Yani şu olayı yakalayacaksınız. Şu olayı yakalayacaksınız baba. Ondan sonra cima sistem kolay yani. Şimdi bak. Bunları da böyle temizliyorum, tamam mı? Sonra kalmasın. Hepsi bunların protein. Protein babacığım. Bunların hepsi protein. Sıyırın. Ben görüyorum bazı fitnessçiler tarif veriyorlar. Yumurta kalıyor orada, yumurtayı sıyırmıyor. Niye sıyırmıyorsun kardeşim? Sıyıracaksın, protein lan bu. Gerekiyorsa dil atacaksın böyle, tamam mı? Gerekiyorsa böyle dilleyeceksin, parmağını yalayacaksın, koyacaksın. Kolay mı bulunuyor kardeşim? Ondan sonra camını çektik. Airfry. Şimdi ben airfry'de yapıyorum. Ben airfry'de yapıyorum arkadaşlar. Sizler airfry'de yapmak zorunda değilsiniz. Tavada da yapabilirsiniz. Önlü arkalı pişirebilirsiniz. Kapağını koyaraktan önlü arkalı da pişirebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. O da olur. Airfry'de çok güzel oluyor. Yine denedim. 180 derece 19 dakikada pişireceksiniz. 20 olsa olmuyor mu? Olmuyor baba. 17 olsa oluyor mu? Olmuyor. Bak denedim. Hepsini denedim. 185 derece olsun oluyor mu? Olmuyor. Sen dediğimi yap. Keyfine bak, tamam mı? Bunu da abi böyle atıyorum içine, tamam mı? Bak şimdi, bak bak bak. Çek abi, çek ya, çek. Çek ya, bu şelaleyi çek ya. Ondan sonra tamam mı? Protein şelalesi. Protein şelalesini çek ya. Ondan sonra sıyırıyorsun abicim, tamam mı? Sıyır. Güzelcene sıyırıyorsun kardeşim. Evet. Ondan sonra bunu böyle, bak bırakmıyorsun. Bir yudum görmeyeceğim. Bir damla bıraktığını görmeyeceğim protein. Arkadaşım kasların içine sokacaksın onu. Kasların içine sokacaksın. Kasların içine sokacaksın. Heh, tamam mı kardeşim? Şurada bir damla kaldı. Şurada bir damla kaldı. Heh. Bunu da böyle içine salladık değil mi? Sistem bu. Bunu da içine böyle sokuyorsun baba. Buradan da 19 dereceye ayarlıyorsun, tamam mı? 19 derece, 180 derecede. 180 derecede bu pişiyor 10 numara bir şekilde. Birazdan piştikten sonra da sizlere nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Olay budur. Birazdan tekrar yerken sizlere göstereceğim. Tadı nasıl olmuş sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şimdi kek pişti. Size nasıl olduğunu göstereceğim. Böyle gelelim. Buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle mesine götürelim. Şöyle koyacağım masaya. Evet. Şimdi bunu kağıttan çıkaracağız. Biraz şöyle zor oluyor aslında ama. Şöyle mesine güzelce yandayalım. Olsun, olsun, sıkıntı yok. Şunu da şöyle koyduk mu? Biraz battı ama. Bunu da böyle. Nasıl olmuş arkadaşlar? Kıvam muazzam değil mi? Biraz keselim bunu şimdi. Bak, 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 bak. Sese bak. Ses duyuyor musun lan? Sussam duyacaksınız tabii ki. Bak şimdi. Bak. Oy, 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 oy. Oy 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 oy. Abi. Abi. Şu dumana bak. Abi şu olaya bak ya. Ne diyorsun arkadaşım?
Şimdi buna bir fıstık ezmesi sürelim. Bir test yapalım. Testing. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fıstık ezmemizi aldık. Şöyle efendime söyleyeyim. Şöyle. Şöylemesine. Şöyle sürüyorsun baba. Şuraya sür. Biraz da buraya sür. Ah bu alacağını. Tamam mı abi? Bunu alıyorsun kardeşim. Un numara. Bak. Instagram'da yaptığımız biraz arkadaşlar şey olmuştu. Yaman olmuştu. Bunda 4 yumurta kullandım. Instagram'dakinde 5 yumurta kullanmıştım. Bunda gerçekten 4 yumurta kullandım. Birazcık da su attım içine. 10 numara olmuş. Tariflerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bol proteinli. İçinde sağlıklı karbonhidrat var, sağlıklı protein var, şekersiz. Canınız çikolata mı çekti? Abi alıyorsunuz bunları. Bu tarifi yapıyorsunuz, yiyorsunuz. 10 numara arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Şöyle tekrardan gösterecek olursam. Şöyle bir poz vereyim, videonun içine koyarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olay budur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın bakalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz gerçekten beğenmeyi, yorum atabilirsiniz. Ne istiyorsanız, hangi içerikleri çekmemi istiyorsanız yorumlarda bırakabilirsiniz. Yorumları tek tek okuyorum. Benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarda da sizlerle de görüşürüz. Şimdilik videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunu yapın arkadaşlar. Yiyin. Yedikten sonra da beni etiketleyebilirsiniz Instagram'dan. Görüşmek üzere.